Sayın seyirciler, günde 120 milyon adet tükettiğimiz ekmekte bile hile yapıldığı ortaya çıktı. Gramajda yapılan hilelerin yanı sıra kepekli ve çavdar diye yediğimiz ekmeklerin bir kısmının boya katılarak rengi değiştirilmiş ekmekler olduğu ortaya çıktı. Buyurun izleyelim efendim. Ay Haydar Haydar, dur çıkma. Bak, alışveriş listesi yaptım. Akşam gelirken şunları da al, öyle gel, tamam mı? Ha, bakayım ne yazmışsın listeye? Aa, bu da ne ya? Neden ne ya? Sen buraya bal yazmışsın. Ben bal almam. Hayatta almam. Neden? Duymadın mı hanım? İçine glikoz şurubunu katıyorlarmış. Yok, alamam ben bunu. Güvenemem. Canımı sokakta bulmadım canım ben. Tamam, diğerlerini al o zaman. Bak, zeytinyağı yazdım oraya, yemeklik. Zeytinyağı da olmaz. Sabunluk yağdan yapmışlardır onu. Güvenemem ben, güvenemem. Sosis? Sosis, sosisin içinde de yabancı doku olabilir hanım. Asla olmaz ya, olur mu? Ekmek? Aa, bak ekmek diyorsun. Ya içinde boya varsa katiyen olmaz. Kırmızı biber? Onu da kiremit dozundan yapmışlardır. Mümkünü yok almam. Bunlar dışında bir şey lazımsa alırım ama. Allah Allah, vallahi aklıma gelmiyor ki şimdi, ne bileyim. Aklına gelirse ararsın. Ben şimdilik çıkıyorum. Hadi canım benim, akşama görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi güle güle, ne diyeyim, güle güle. Oh be, bugün de alışveriş listesinden yırttık valla. Gıda sahtecileri sayesinde bu ay ilk kez maaş ödeyecek galiba. Vallahi iyiyiz hadi. Müjdeler olsun efendim. Akaryakıttaki kültür vergisi kalkıyor. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın giderlerini karşılamak için 2008 yılında konulan ve benzinde litre başına 1,5 kuruş, mazotta ise 1 kuruş olarak alınan Avrupa Kültür Vergisi kaldırılıyor. Hayırlı uğurlu olsun diyor ve izliyoruz efendim. 4 kelime, birinciyi anlatıyorsunuz. Araba kullanıyorsunuz. Motor, gaz, benzin. Benzin. Anlaşıldı. Benzine yine zam var, öyle değil mi? Nasıl ya? Benzine indirim mi? İkinci kelime, bir. Bir indirim. Benzine 1 liralık indirim. Benzine %1 indirim. Benzine büyük indirim. Allah Allah. Ne olabilir ki başka ya? Vallahi ben bilemedim ha. Amirim, yine söyleyemedim ya. Yahu Şaduman, alt tarafı basın ben suplarına, benzine 1 kuruş indirim geldi. Artık deponuzu rahat rahat doldurabilirsiniz diyeceksin. Bu kaçıncı denemen ya? Niye beceremiyorsun sen bu işi, anlamadım ki. Ayda yılda bir indirim yaptık. Onda vatandaşa haber veremiyoruz. Efendim, dilim varmıyor. Vallahi söyleyemiyorum ya. Olmuyor yani. O kadar zamdan sonra şimdi dalga geçer gibi bir de benzine 1 kuruş indirim yaptık diyemiyorum yani, olmuyor. Diyeceksin Şaduman, diyeceksin. Bak, yarına bir basın toplantısı daha ayarlıyorum. Seve seve diyeceksin. Emredersiniz efendim. Ulan ya, öyle bir küfür yiyeceğim ki vatandaştan. Yemin ediyorum şimdiden kulaklarım çınlamaya başladı bile ya. Of. Sayın seyirciler, hesap işletim ücreti ve kredi kartı aidatı derken ATM'den çektiğimiz paranın makbuzuna bile ücret almaya kadar vardı iş. Bankalar kar edebileceği her imkanı sonuna kadar zorluyor. Buyurun izleyelim efendim. Alo? Alo, merhaba. Mahmut Bey ile mi görüşüyorum? Evet benim, buyurun. Bana bak Mahmut. Çocuğun elimizde ha. Çocuğum mu? Babana bir merhaba de, ufaklık. Alo baba, beni kaçırdılar baba, kurtar beni baba. Sakın ona zarar vermeyin, ne isterseniz yaparım. Aferin, çocuğunu çok seviyorsan polise molise haber vereyim deme ha sakın. Tamam, merak etmeyin, polise haber vermem. Peki benden ne istiyorsunuz? Ne istediğimizi sen daha iyi biliyorsun. Para mı? Evet, tam 30 bin liracık. 30 bin lira mı? Ama benim o kadar param yok ki. O zaman size hemen yardımcı olabiliriz Mahmut Beyciğim. Bakın efendim, artık kredi almak çok kolay. Şimdi efendim, bakın, hemen en yakın şubemize uğrayıp 5 dakika içinde kefilsiz, masrafsız, kolayca kredi alabilirsiniz. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Şubemizde bekliyoruz, yoksa olacaklardan sen mesul olursun ha, ona göre. Ulan yine mi siz be, yine mi siz? İstemiyorum kardeşim, kredi mredi istemiyorum. Düşün artık yakamdan ya, Allah Allah, bırakın çocuğu da gelsin. Ulan yine olmadı ya. Senin bu baban var ya, yemin ediyorum çok uyanık herif. Ben şekerimi alırım ama ha. Al hadi al.
O babana da söyle, er ya da geç ona kredi vereceğim. Er ya da geç, elimden kurtuluş yok benim. Ama bu şeker bayat. Bayat da bilen, ne bir de tazesini mi verecektim? Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.